Tamam, ben müşteri konuştum, onun derdini çözdüm. Ancak o müşteriden ne kadar var? Bu market ne kadar büyük? Bu marketi nasıl okuyabiliriz? Büyük market veya ne kadar önemlidir? Veya da küçük markete odaklanacaksak, niş markete odaklanacaksak neye dikkat etmeliyiz? Stratejimiz ne olmalı? Şimdi burada hali hazırda iki tane çok ciddi kritik bir şey var. Rüzgarın nereye doğru döneceğini iyi anlaman lazım. Yani bu biraz havayı koklamakla alakalı bir şey. Burada danışmanlar, mentorlar devreye giriyor. Çünkü şey yani bizim ülkemizde biliyorsunuz startup kurma yaş ortalaması çok düşük. 24'lerde diyebiliyorum, 23'lerde diyebiliyorum. Dünyada başarılı startupların yaş ortalaması kurulması 32 ile 34 arası. Şimdi bundan dolayı havayı koklamak için birazcık yaşanmışlığa ihtiyaç var. Ve o startup'ı kuran ekip eğer gençse bu genellikle onlarda olmayabiliyor. Bu yüzden danışman ekibinden veya bir iyi bir kuluçka merkezindeyse, bir hızlandırıcıdaysa oradaki mentorlardan bir destek alması lazım. Çünkü bizim coğrafyamızda biz roller coaster gibiyiz yani böyle değişiyoruz. Bunu iyi anlamak lazım, bunu iyi yakalamak lazım. Bu yüzden de havayı bir iyi koklamak lazım. Değişimleri ayak uydurabilmek için, o ölçeklenmeyi anlayabilmek için. Çünkü mesela iPhone, yani biliyorsun iPhone, Nokia diye bir ilişki var yeryüzünde. Bir tarihe öyle bir şey geçti. iPhone, Nokia ilişkisi. Nokia'yı biliyorsun 2 haftada falan bitirdi. 2 hafta. Kimsenin haberi var mıydı bundan? Yok. Ve iPhone'un çıkmadan önceki Nokia'nın dünyadaki pazar payı %65'lerdeydi. Birkaç hafta sonra %7'ye mi 8'e mi düştü çıktıktan sonra. Yani ve bunu kim öngörebildi? Tüm toplumu daha iyi anlayabiliyorsa o öngörebildi. Yani işte Steve Jobs'ın buradaki başarısı. Şimdi bu noktada bizim bunu ölçeklendirirken, büyürken niş pazara gireceksek de mümkünse nasıl girebiliriz? O niş pazarın influencerlarını kullanabiliriz. Sosyal medyasını kullanabiliriz. Online dünyada yaşıyoruz, pandemi dünyasında yaşıyoruz. Bu tip etkinlikler organize edebiliriz. O niş pazara odaklı CRM çalışmaları yapabiliriz. SEO çalışmaları yapabiliriz. Yani hedef kitleye dijital açıdan yakalamaktan bahsediyorum böyle. Onu böyle koparmak. O insanların bulunduğu ortamlara girmek. O camianın içerisine yer almak. Bu niş için çok kolay. Büyük kitleler için ise önemli programlarda yer alarak, kuluçka merkezlerinde yer alır. Çünkü bunlar seni reprezente ediyor zaten. Seni halka tanıtıyor. İşte İTÜ Çekirdek bunu çok iyi yapıyor Big Bank'te mesela. Bu tip ortamlara girerek de niş, özür dilerim, büyük kitlelere ulaşabiliriz. Ve bu yine dediğim gibi bugün Google'ın da kullandığı hesabı Instagram. Yani Instagram kullanıyor. Sen de Instagram kullanıyorsun. Bu eskisi gibi böyle büyük uçurumlar yok büyük startuplarla, büyük şirketlerle aramızda. O yüzden de bu tip çeşitli dijital kanalları, toplulukları, SEO'yu yani dijital ürünleri kullanarak hedef kitlemize ulaşabiliriz ve orada büyüyebiliriz.